XRP için diyor burada. Parabolik rally ihtimali var. Trader'ın teorisi büyük yankı uyandırdı şeklinde ifade ediyor. Buraya bir bakacağız. Burada ne gibi muhabbetler varmış, ne varmış, ne yokmuş. Dediğim gibi muhabbet neymiş şeklinde. Tabii üzerinde şöyle bir durma gayreti içerisinde olacağız diyebilirim. Bakacağız ne var ne yok diye. Mevzu bu. Bu arada izleyenler tabii ki beğenip abone olsunlar. Onu da kısadan hatırlatmış olalım bir kere daha. İzleyen herkes hem beğensin hem abone olsun ya. Daha da ne diyeyim işte. Şimdiden teşekkür ediyorum beğenip abone olanlara. Bu noktada hem tabii ki Facebook'tan da takipte bulunabilirsiniz. Facebook sayfasında hem reklam çıkmıyor, beraberinde anına da paylaşımlarda bulunabilmek gibi bir imkanımız da olduğunu hatırlatmam lazım bu konuda. Mevzu bu şekilde. Facebook sayfasının linki de aynı zamanda videonun açıklamalar bölümünün en altındadır. O linke tıklarsanız doğrudan sayfaya yönlendirilirsiniz. Mevzu bu. Ne diyor? XRP için parabolik rally ihtimali var şeklinde ifade. Bu arada parabolik söylemi mesela şey gibi düşünün. Bu noktada nerede bakın 3 dalga 27 dolara çıkacak ve 21 ila 45 dolar arasında olacak falan şeklinde. Yine böyle bir söylem. Şimdi bu arada parabolik rally diye ifade ettiğimiz fiyat yükselişleri genelde hani bu şekilde ifadelerden doğar. Onu da söylemek lazım. Bu şekilde ifadeler dediğim muhabbet de şudur. Birincisi sürekli yükselen yani ivmeli fiyat artışları diye ifade edebileceğimiz gitgide fiyat artışı yani yüksek fiyat geliyor ama arasındaki skala daha yüksek. Öyle düşün. Yani mesela bugün fiyatı başlangıç noktası 10 dolar ya örnek veriyorum. İvme yükseliyor. Evet. Mesela 11 işte ne bileyim 13 15 18 22 diye gitmiyor da patır kütür gidiyor yani işte. Burada bahsettiği muhabbet bu. Bahsettiği husus ve genel ölçü bu şekilde. Genel olarak çok böyle kafaya takılacak bir şey değil de öyle anlatayım dedim. Yani her geçen gün diyor daha fazla hani yükseliyor. O hesap yani öyle düşünün tamam mı? Mevzu böyle. Buradaki söylediği de 27 dolar, 45 dolar falan filan muhabbetleri. Yani o kadar bu sezon yükseleceğini zannetmem ama inanın hani bir şeylere yani olmaz diye demek de çok doğru değil. Çünkü bakın XRP'nin bu sezon ciddi yukarı hareketler yapacağının farkındayız. Yani onu tabii ki biliyoruz. Ancak bu noktada ne kadar olur bilmiyorum. Şimdi öngörülemezlik de çok yüksek. Buradan nasıl mesela tutup da söyleyeceksin şu kadar olacak. Atıyorum Floki'deki şu an makul beklentiler dediğimiz beklentiler. Makul beklentiler şu anda Floki tarafında 500 kata kadar çıkmış durumda. Ya bu çok ciddi bir nasıl diyeyim beklentidir değil mi? Şimdi bir süre önce bunu nasıl söyleyebilirdin yani? Nasıl diyebilirdin ki 2022 yazından işte 2025'e işte, hatta ne 500 yani 800-900 kata yok. Evet 650 kata kadar falan. Yani bu beklenti içerisinde nasıl bulabiliriz? Tamam mı? Yani işin doğrusu bu. O yüzden XRP'de ben tutup şu anda herkes onu söyler. 10 dolar falan olur tarzında. Tabii yani bunlar idealize edilebilir. Ortalama 10 dolar olacak gibi. Hani öngörü adı altında bu söylemlerde bulunabilir. Ama tutup da şey denmez mesela. Bence 45 dolar olacak, 27 dolar olacak. İşte 22-45 miydi aşağı dedi. Hani o skalaya koymaz ama bir yandan da tabii boğanın boyutunu algılayabilme konusunda eksik kalıyoruz. Floki örneğini de az önce bu yüzden verdim. Yani tam anlamıyla boğanın boyutunu algılayamıyoruz şu anda. Faizler gitgide düşecek, ortam iyileşecek. Burada tabii ki çok farklı etaplar var. Şimdi işin siyasi boyutu da önemli. Mesela
Trump'ın seçilmesi biz burada çok önemli bir konudur dedik. Donald Trump'ın gelmesi. Eyvallah bu güzel falan filan. Ama burada tabii ki Trump'ın vereceği kararlar da önemli. Yani adam süreci nasıl yönetecek? Şimdi bak bu bir soru. Yani nasıl yönetecek ki şey olsun. Dolayısıyla buradaki dediğim gibi yönetim nasıl olacak ve mesela diğer ülkelerle olan faaliyetlerde ve ticari dirsek temasında farklılıklar olabilir mi? Kısıtlamalar. Özellikle daha milliyetçi takıldığı için işte ne bileyim ekstrem gümrük vergileri olabiliyor vesaire vesaire. Bak bunların da hepsi birer nedir? Olabilecek olaylardır yani. Bilmem anlatabiliyor muyum? O yüzden bu gibi farklılıkları bilmek ve bunlara göre her zaman hareket etmek gerektiğinin bir kere daha altını çizelim. İşte bunların sonucunu bilmiyoruz. Tabii ki Trump'ın ilk etapta gelmesi kripto açısından ve genel olarak ortamı ilerleteceği zaten çok belli. Ha, devam eden süreç için ama tabii ki belli takım farklılıklar olabilme ihtimali de bir o kadar yüksek. O kısım işte adamın yöneteceği politikalara göre. Bizim burada tek söyleyebileceğimiz genel noktada farklılıkları şey yapmayı ifade etmek oluyor işte. Genel durumu anlayabiliyoruz yani, tamam mı? Hani bu bilinmezlikler XRP'nin ciddi yükselişler yapabileceğini belli durumları bize gösteriyor. Ama 10 dolarda mı kalır ya da tutup nasıl 45 dolardan konuşuyorsun? Bunlar da farklı konular yani, onu anlatmaya çalışıyorum, tamam mı? XRP için parabolik rally ihtimali var. Trader'ın teorisi yankı uyandırdı diyor. Chartingay'ın Elliott dalga teorisine dayanan tahminlere dikkat çekiyor diyor. Evet. Ya bu adam zaten kusura bakmasın da her teorinin içinde var. Hep de niyeyse teoriler 100x'ten aşağıdan da başlamıyor yani, haberiniz olsun. Bu teorilerin başı sonu her zaman minimum böyle bir 100 katlık falan tahminlerle genelde yani bu teoriler başlıyor ve sürüyor. Bu da enteresan durumlardan bir tanesi aslında. Elliott dalga teorisine dayanarak XRP'nin trende gireceğini düşünüyor. Şu an bu arada tabii XRP çok güçlü. Özellikle önümüzdeki günlerde şey olacaktır. Diyor ki 6 dolara yükselir, ondan sonra 27 dolara, 8 ile 13 dolara. Bir sürü muhabbet var burada, eyvallah. Üzerine konuşmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.